La açıkladı elçiye, tersi değil. Hiç konuşmadı mı? Elbette konuştu kendi döneminde. Ama konuşmaları eğer gerekli olsaydı o da Kur'an gibi yazılması gerekirdi, korunması gerekirdi. Olmadı. Sen kendi tarihinde öyledir. Ki Kur'an'a göre de öyledir. Zanna uymayın. En Muhammed sadece bu Kur'an'ı izle diyor. E Kur'an bizim aramızda da var. Mübindir, açıktır diyor. Mufassaldır, detaylıdır diyor. Hayır, detaylı değildir diyorsunuz. Mübindir diyor, açıktır. Hayır, mübin değildir diyorsunuz. Ne için Müslüman? Devam ediyoruz. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım hitabına mazhar olan. Bu da bir yalan, iftira, Allah'a iftira. Sen olmasaydın, bunun bir de Arapçasını söyledi, kafiyeli uydurmuş şeytan bunu. Levleke lema halaktul eflake. Yok Kur'an'da böyle bir şey. Ha, ayetler uydurmuşsunuz. Yani hem peygambere bir sürü iftiralar, tabii peygamber yoluyla Allah'a iftira. Bu hadis kitaplarına çelişki, akla zarar. Uyuyor musun buna? Mezhebine göre günah işliyorsun sakalını kesmekle, hadise göre. Niye sakalını tıraş ediyorsun beyefendi? Beyefendi o bağlamda söylemiyorum. Dini bir bağlamda söylemiyorum. Dememem lazım aslında. Efendi Allah'ın sıfatı. Neyse. Kadınla el tokuşuyorsun. Hadise göre ki bu hadis kitaplarında bile bu geçmiyor. Yani bu sanıyorum bu 6 hadis kitabında bile geçmiyor. Bu uyduruk, yani hadisçilere göre bile, hadisçiler ki bir sürü uyduruk hadisi izlemişler. Yani öyle kötü bir standart. Ona göre onu bile şey ediyor, ona bile uymuyor. O hadis kitaplarında eğer bir kadını elini tokalarsan, mahrem olmayan bir kadını elini tokalaşırsan eline ateş konur. Öbür dünyada. Cehenneme gideceksin bunun için. Niye kadınlarla tokalaşıp duruyorsun? Müzik de dinliyorsun büyük ihtimal. O da haram. Dümbelek zurna var mı? Yok bilmiyorum ama dümbelek okey. Şimdi güzel kardeşim, yani şimdi tutuyorsun Allah'a iftira ediyorsun burada. Bunun ayet olmadığını bilecek kadar bir tahsilin var İmam Hatip. Niye bunu böyle bir hitaba mazhar olmuş diyorsun? Nereden çıkarıyorsun? Delilin zan değil mi? Uyduruk hadis kitapları. O hadis kitaplarına inanıyor musun? Yani orada ayet de uydurdular. Rejim diye cezası, taşla öldürme cezası diye. Ondan sonra keçiye yedirdiler koyamayınca Kur'an'a. Keçiye yedirdiler ama buna rağmen hükmünü baki kıldılar. Senin bu şey ettiğin şey bu tür kitaplarda.